Teravih namazı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı, Resulullah Efendimiz farzları sürekli yapar, biz onun farz olduğunu müçtehit ulema tayin eder. Bazen yapar, bazen de artık insanlar göremezdi, kendisi devam ederdi. Bunlar sünnet oluyor. Yani peygamber bazen yaptı, bazen terk etti, biz de terk edeceğiz diye bir şey yok. Litalimil ümme, ümmete göstermek, öğretmek için farz, vacip, sünnet, müstehabı müçtehit ulema buradan hükümler çıkartıyor. Ha, demek ki bu terk edilemez. Terk edilirse bu günahkar oluruz. Teravih namazını bizzat Resulullah Efendimiz kıldı ve kıldırdı. 3 gün, 4. gün mescit doldu taştı. Resulullah Efendimiz devam etmedi. Devam etmedi, ettirmedi. Çünkü devam etse, sürekli yapsa o zaman farz olur. Teravihi efendim kılmayan bu sefer yatsının farzını terk etmiş gibi günahkar olur. Sünnet olması dinin en büyük rahmetidir. Ayeti kerime ve me ersennake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Resulullah Efendimizin sünnetleri yapıldığı zaman, şu teravih namazı mesela, kumu leyleha, gecesini ihya edin. Vasumu neharaha, gündüzü oruç tutun. Gecesinin ihyası teravih ile oluyor. Sahura kalktığın zaman abdest alırsın. 2-4 teheccüdü. Hiçbir Allah dostu veli gece yatmadı. Bunlarla oluyor. Peki şimdi ve mâ ersennâke illâ rahmetellâli. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bunun rahmeti nerede? Sünneti yaptığın zaman o büyük mükafatı alıyorsun. Yapmadığın zaman, yapamadığın zaman din sen bir farzı terk etmiş gibi günah yazmıyor. Yazsa bu sefer her sünneti terk ettiğinde günde yüzlerce sünnet icabında yapılamıyor, terk ediliyor. O zaman hepsine günah, 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 günah. Aman Allah'ım, biz yani bir sevap işleyelim derken 10 tane sünnet sevap işliyorsun, 100 tane günah. O zaman günah sevap terazisi, biz karlı çıkamayız. Burada ince bir nokta var. Allah farzlardan bizi mesul tutmuş, yapılmasını mecbur tutmuş, yapılmadığı zaman günah yazılmış. Sünnetleri teşvik etmiş, yaptığın zaman müthiş bir sevap kazanıyorsun. Yapmadığın zaman dinin rahmetinden, sana alemlere rahmetsin, o rahmetten sana din günah yazmıyor. Ama şimdi bakıyoruz, sünnetin terkinde günah yoktur diye bunu vaaz etmeye kalkışıyor. Yani sünnete gerek yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu yani dine nasıl bir ihanettir bu? Sen teşvik tarafını niye görmüyorsun da efendim gerek yok tarafını görüyorsun? Senin gibi adamın da cennete gerek yok ya. Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir nasipsizliktir? Yani din sana sevap kazandırmaya çalışıyor. Her yapılan müstehabı da terk ettiğin zaman günah yazmıyor ki sevap tarafın çoğalsın, günahın çoğalmasın diye adam hocayım diye ortaya çıkıyor. Sünnetin terkinden bir şey olmaz diyor. Senin de cennete girmesen bir şey olmaz. Girme cennete. Ne işin var senin cennette? Bu millete sen cennete mi davet edeceksin, sevdireceksin, ibadetlerini mi nefret ettireceksin? Arkadaşlar, meseleler basit değil. Kur'an'ın mucize ayeti ve teavenu alel birri ve takva, birru itakvada, iyilikte, ibadette birbirinize yardımcı olun. Biz birbirimizi teşvik edeceğiz. Haydi arkadaşlar, daha çok ibadet edelim, daha çok yapalım diye. Sevap terazisine ne koyabiliriz derdinde olacağız biz. Ama şimdi bakıyorsun, sevap terazisi sanki dolmuş taşmış, bardak dolmuş, daha efendim su dökme buna.
Su dökersen bardak taşacak. Herkes sevabı doldurmuş maşallah. Piri fani. Ali Haydar Efendimizin dediği gibi oldunuz melek, ben kaldım kelek dedi yani. Bu hocalar da efendim olmuşlar evliya hepsi. Doldurmuşlar. Sabaha kadar internetler, filmleri seyrede seyrede ibadete gerek yok. Ya Allah'tan kork ya. Biraz Allah'tan kork. Şu millete biraz ibadeti sevdirelim ya. Biraz ibadete teşvik edelim. Ahiret terazisinde iki tane bir nafile, bir sünnet, bir evvabin, işrak, kuşluk, teheccüd bir şeyler koyalım ya. Ve la havle ve la kuvvete illa. Dinin sana şefkatini, merhametini de istismar etme. Siz yapmazsınız elhamdülillah. Efendi Hazretleri derdi ki iyi ki siz varsınız. Mahmut yoksa kime ne anlatacak derdi. Ne dediğini şimdi çok iyi anlıyorum. Şimdi ben de size diyorum ama siz bir şey anlıyorsunuz. Benim demek istediğimi siz tam anlamıyorsunuz. İyi ki hakikaten siz varsınız ha. Niye? En azından bunları efendim paylaşacak ortamlar oluşuyor. Söyle hoca daha ne yapalım diye gayret ediyorsunuz. Allah gayretinizi arttırsın. Amin. Gittiğim yerlerde mesela evvabinleri veya nafileleri anlatıyorum. Bakıyorum hocam daha ne yapacağız? Söyle biraz daha ibadet edelim ahiret terazisine. Alnından öpeyim. Biraz ahiret terazisine koyacağız. Efendim bize bu kadar nafile anlatma, bunlara gerek yok. Bizi efendim ibadetten bu kadar teşvik etme diyen karşılaşmadım. Allah'ta karşılaştırmasın. Amin. Ama adam din adına ibadete gerek yok diye bunu anlatıyor millete. Sünneti terk edersen bir şey olmaz diye bunu anlatıyor. Din adına yapıyor bunu. Ya Rabbi böyle menem adamlardan bizi uzak eyle ya Rabbi. Amin. Sen insanları bilime teşvik etmiyor musun? İşe teşvik etmiyor musun? Çalışmaya teşvik etmiyor musun? Antrenör güreşçiye hadi iyi güreş diye teşvik etmiyor mu? Öbürü top iyi koştur diye teşvik etmiyor mu? Öbürü hadi daha fazla çalış teşvik etmiyor mu? Teşvik işte bu. Senin yiyecek ekmeğin yok mu? Var. Yani sen sadece bir ekmek alsan, zeytin alsan, bir su içsen karnın doymaz mı? Niye çalışıyorsun o zaman? Niye çalışıyorsun? O hocaları aç bırakacaksın, aç. Madem ibadete teşvik etmiyorsun, aç bırakacaksın onları. Bir ekmek ye, bir su iç o zaman. Niye çalışıyorsun? Niye arabayı değiştiriyorsun? Niye teşvik etmiyorsun? Kanıma dokunuyor, kanıma. Allah sağlık vermişse, İsmail olarak çalışın arkadaşlar. Malınız var, daha çok çalışın. Çocuğunuza da ev alın. Çocuğunuzu aldınız, yine çalışın. Kirada eviniz olsun. Hazır geliri olur. Kiranıza para ayırın. Zekatını verin. Hayır hasenat yapın. Yine de çalışın. Çalışmanın ne zararı var? Sağlığın var, kuvvetin var. Farz neyi düşün? Yeme içmeyi düşün. Onun dışındakilerini düşün. Nafile olarak düşün. Ne gerek var? Ha işte bu mantık. Bunlar basit değil. Biz birbirimizi ibadete teşvik edelim. Teravihi kaçırdığımız zaman sanki farzı terk etmiş gibi üzülelim. Ben ne kadar büyük sevap kaçırıyorum, yapma etme diye birbirimizi teşvik edelim. Allah bizi ibadete daim eylesin.